Tekrardan merhaba. Elektronik derslerimizi el endüstriyel kontrol ve arıza analizi dersin 4. bölümüyle devam ediyoruz. Bu dersimizde yine anahtarlama elemanları olan transistörün zamanlayıcı olarak kullanılmasına devam edeceğiz. Bu dersimizde transistörün RC zaman sabitesi ile gecikmesinin hesaplanmasını anlatacağız. Bir önceki dersimizde hatırlarsanız RL ile bir gecikme yapmıştık. Bu dersimizde ise direnç ve kondansatör ile bir gecikme yapacağız. Kondansatörümüz öndeki direncin üzerinden şarj olarak tam bir zaman gecikmesi oluşturacak. Bu zaman gecikmesinin sabiti ise direnç çarpı kondansatör olarak bulmamız mümkün. Kondansatörün şarjı için çıkış gerilimi eşittir giriş gerilimi 1 eksi E üzeri geçen süre bölü zaman sabiti ile kondansatörün şarj değerini şarj gerilimini buluyoruz. Kondansatörün deşarj gerilimini bulmak için ise kondansatörün çıkış gerilimi buna VC de diyebiliriz. Kondansatörün üzerindeki çıkış gerilimi eşittir. Giriş gerilimi üzeri E üzeri eksi geçen süre bölü zaman sabiti üzerinden kondansatörün deşarj yani boşalma gerilimini bulabiliriz. Bir önceki dersimizde de olduğu gibi buradaki kondansatörümüzün şarjı ve deşarjı logaritmik olarak gerçekleşmekte. Aynı buradaki grafikte göründüğü gibi. Şarj değeri giderek azalan bir ivmeyle artmakta. Aynı şekilde deşarjı da ilk başta hızlı bir şekilde azalmış ve sonra giderek yavaşlayarak azalmakta. Burada zaman sabitlerini görüyoruz. Birinci zaman sabiti, zaman sabitinin 2 katı, 3 katı, 4 katı ve 5 katı. Değerlerimiz gene bir öncekiyle aynı. Gelelim formüllerimizi tekrardan açıklamaya. V out kondansatörün uçlarındaki gerilim VC yani kapasitör gerilimi de diyebiliriz. V in devreye uygulanan giriş gerilimi R devredeki direncimizin değeri C kondansatörün kapasite değeri E ise neper yani logaritma tabanı 2.71 olarak bu sayıyı alacağız. Şimdi hemen bir örnek uygulayalım. Bir örnek uyguluyorum. Yan taraftaki devrede benim direnç değerim 100 kilo ohm. Kondansatörümün değeri ise 10 mikrofarad. Giriş gerilim ise 12 volt. Hemen soruyu okuyorum. Yandaki devrede anahtar kapatıldığında A zaman sabitini, B kondansatörün 2 saniye sonraki şarj gerilim değerini, C kondansatörün 4 saniye sonraki deşarj gerilim değerini bulunuz. Hemen A şıkkından zaman sabitini bulalım. R çarpı C direncimin değeri 100 kilo ohm. Kondansatörümün değeri ise 10 mikrofarad yani 10 çarpı 1 milyon. Buradaki 3 sıfır bunu götürdü. Buradaki 3 sıfır ise bunu, bunu ve bunu götürdü. Zaman sabitim 1 saniyeymiş. Şimdi B şıkkını hesaplayalım. B şıkkını hesaplarken ilk başta devremi şöyle düşünmeliyim.
B şıkkını hesaplayabilmem için buranın kapandığını düşünelim. Anahtarımızın bu pozisyonda, yani gerilim batarya üzerinden direnci, oradan da kondansatöre gelmiş. Yani kondansatör şarj olacak. Yukarıdaki formülüme tekrar bakayım. Kondansatörün şarjı. Çıkış gerilimi eşittir giriş gerilimi 1 eksi E üzeri T bölü zaman sabiti. Hemen bu değerimizi yazalım. VC ya da V çıkış, V in parantez içerisinde 1 eksi E üzeri eksi T bölü zaman sabiti değerim. Hemen burada değerleri yerine yazdığımızda giriş gerilimim 12 volt çarpı parantez içerisinde 1 eksi E üzeri eksi zaman sürem ne kadardı? 2 saniye. 2 bölü zaman sabitim 1 saniyeydi. Yazdığımda 12 çarpı 1 eksi E üzeri eksi 2 olur. Bu da 12 çarpı 1 eksi 1 bölü E'nin karesi olarak gösterebilirim. Bu değeri hesaplamak için hemen hesap makinesini kullanalım. Hesap makinemizi bir resetleyelim. 12 çarpı parantez içerisinde 1 eksi tekrar parantez açacağız. 1 bölü 2.71'in karesi parantezi kapat, parantezi kapat. Eşittir dediğimizde 10.36 volt değerini buluyorum. Bulduğum değerin sağlamasını yapmak için tekrar yukarıdaki grafiğimden hesaplayabilirim. 2 saniye sonraki şarj gerilimi olduğu için buradaki zaman sabiti çarpı 2'ye bakacağım. Yani %86'sının şarj olmuş olması lazım. Bu durumda 12 çarpı 0.86 dediğim zaman aynı değeri bulmalıyım. Hemen hesaplayalım. Resetleyelim. 12 çarpı 0.86 eşittir 10.32 volt. Yani hemen hemen aynı değeri buldum. 10.32 volt. Bu kondansatörümün 2 saniye sonraki üzerindeki şarj değeri olacak. Şimdi kondansatörümün deşarj değerini hesaplayalım. Deşarj değerini hesaplayabilmem için kondansatörün anahtarın konumunun batarya pozisyonunda değil de artık direnç üzerinden kısa devre olduğunu düşünelim. Bu durumda direnç yük görevini yapacak ve direnç üzerinden kondansatörüm deşarj olacak. Hemen formülümü yazayım. VC yani kondansatörün üzerindeki gerilim değeri V in parantez içerisinde hemen yukarıya bakalım. E üzeri T bölü zaman sabiti. E üzeri
eksi t bölü zaman sabit. Kaç saniye demişiz? 4 saniye sonraki deşarj gerilim değerini istemişiz. Giriş gerilimim 12 volt çarpı parantez içerisinde 2,71 E'nin değeri üzeri eksi 4 bölü 1, yani buna kısaca 4 sadece 4 diyebilirim. Bu da eşittir. Hemen tekrardan hesap makinemizi kullanalım.12 çarpı 1 bölü 2,71 üzeri 4 diyelim. Eşittir dediğimizde kaç voltu görüyoruz? 0,222,4. 0,222,4 volt gibi minnacık bir gerilim kırıntısını görüyoruz. Yani 4 saniye sonra benim kondansatörümün üzerindeki var olan gerilim, devre üzerindeki var olan gerilimim 0,222 4 olacak.